Aa, ölüyordum kızım. Gözüm karardı. Hani derler ya, film şeridi gibi geçermiş insanın hayatı gözünün önünden. Aynısı oldu. Tamam Nazike dedim. Bitti. Ya daha kötüsü olsaydı? Ya kemiklerim kırılsaydı? Allah korusun teyze. İşte Allah beni yeğenlerime, güzel damadıma bağışladı. Ya bu kadar şanslı olmasaydım? Belki başka canlar yanacak. Bu ihmali kim durduracak? Hı? Kim? Ben. Açıyorum davayı belediyeyi. Avukatıma talimat verdim. Dilekçe hazırlıyor. Anne teyzemin avukatı mı varmış? Yürüyün ben kızım. Pardon, siz hangi gazetedendiniz? Beykoz'un Sesi. Ay, yerel basın mı? Birinci sayfaya koymazsanız bozuşuruz ama. Tamam arkadaşlar, tamam, kadar yeter. Nezike Hanım da rahat bırakalım, biraz dinlensin. Aa, geçmiş olsun efendim. Güle güle. Sağ ol çocuğum. Güle güle. Zeliha neredesin? Su ver kızım bana. Şşş. Şşş. Ay. Nezike. Sen ne ayaksın ya? Lafa bak. Geçmiş olsun diyeceğine. Neyine geçmiş olsun ya? Suyun teyze. Sağ ol kızım. Yokmuş bir şeyin. Bir de dava mı açacaksın beni? Suat neyin peşinde bu ya? Hüsnücüm, daha ne olsun, kadın kanalizasyon çukuruna düştü. Keşke bir de oradan böyle bir devam edip gitse işin olsun ya. Baksana kadına, görmüyor musun üstünü? Suatçım, sen de olmasan. Teyzem. Bir işler dönüyor baba. Dur bakalım, dur bakalım. Dur. Her yanım. Ayol dur bakalım. Ben galiba buldum parayı. Yok, söyleyemem nereden olduğunu. Ama bu aralar yüklü bir şeyler bekliyorum yani. Bana bak, araziyi elinde tut, sakın satma başkasına. Neyse, kapatıyorum ben, hadi. Teyze, yastık getirdim sana. Şöyle koyalım. Sağ ol yavrum. Oh, sağ ol. Alışın teyzeciğim, kendi ellerimle sıktım sana. Vitaminli etini. Ağrın sızın var mı teyzeciğim? Masaj yapayım istersen böyle. Uy, pek de hamar atmış benim yeğenim. Ya teyze, sen şimdi tazminat davasına ne kadar indireceksin ha? Yuh artık. Ayıp oğlum, o ne biçim soru öyle? Kadıncağız neredeyse sakat kalıyordu. Aman bırak sorsun Suat. Şşt, eşkıyalar. Dava bitsin, sizi de göreceğim, merak etmeyin ha. İşte bu benim teyzem ya. Çak. Yalakalığa bak ya. Ben geldim. Şşt. Hoş geldin Hüsnücüğüm. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hey maşallah, keyifler yerinde bugün bakıyorum. Keyif mi bıraktılar adamda Hüsnü? Görmüyor musun halimi? Allah seni bize bağışladı teyzem. Çok şükür Allah'ıma. Sağ ol kızım. Numara yapma Nezike. Sen de inanma şuna ya, bir şey yok kızım. Günah Hüsnü, günah, çarpılacaksın, sus. Vicdansız kızım, vicdansız. Bir ben bilirim canımın acısını ben. Hele bir açayım şu davayı. Vallahi ben sonuna kadar arkandayım teyze. Ben de teyze vallahi ya. Sonuçta tazminat yani, az para değildir değil mi? Saçmalamayın lan. Para mara yok. Hem sana kim, niye durduk yere para versin be kadın? Affedersin Hüsnücüğüm, avukatım arıyor da. Pardon. Alo Naci Bey. Avukatım mı? Avukatı var. Yaptığınız hiç hoş değil. Ayol durun Naci Bey, ne oldu? Niye delilendiniz? Sizden hiç beklemezdim Nazike Hanım. Beni de oyununuza ayırdınız. Ne oldu Naci Bey? Ne oyunu? Haber kanallarını açın Nazike Hanım. Ne oldu teyze? Yüzün sarardı. Metin, bir haber kanalı aç çocuğum. Tamam teyze. Sayın seyirciler, az sonra yayınlayacağımız görüntüleri izleyince bu kadarına da pes diyeceksiniz. Belediye çalışanları tarafından açık unutulduğu çevresinde önlem alınmadığı iddia edilen çukura düşerek yaralandığını iddia eden ve bu yüzden tazminat davası açmaya hazırlanan kadının çirkin oyunu MOBESE kameralarına yakalandı. Eyvah, eyvah. Ne oyunu? Ne diyor bunlar teyze? Susun, susun bakayım, bir susun. Allah senin cezanı versin Nazike. Terbiyesiz. İzlediğiniz görüntüler bugün Beykoz'da çekildi. Görüyor musunuz lan? Kendi elleriyle yapıyor. Baba, bana niye vuruyorsun? İnandığınız için, inandığınız için. Belediyeden tazminat koparmak için tazminat davası açmayı planlayan kadın önce tüm güvenlik önlemlerini kaldırıyor,
Sonra da kimsenin olmadığı bir ana kollayıp kendini yere bırakıyor. Şahıs için dolandırıcılık suçundan dava açılması bekleniyor. Al işte, para da yalan oldu. Benim dersim var, ben gidiyorum. Benim de valla. Şöylecim, hadi Haydar, belki de al, biz de gidelim. Hadi kızım, al, al kardeşim de. Evet Nazike Hanım, bir açıklama bekliyorum. Dolandırıcılık dedi değil mi? Dava mı dedi Hüsnü? Ayıp sana be teyze, o kadar da üzüldük. Dala vereymiş Hüsnü, bak görüyor musun? Görmem mi, görmem mi? Fotomontaj onlar Suat, inanmayın, bana inanın canım. Aa! Yuh sana be yuh! Eşe dosta rezil oldun, yetmiyormuş gibi bir de 70 milyona rezil oldun. Hala konuşuyorsun be, hala! Çok kırıldım teyze. Ha. Çok utandım yani, çok. Ya bırak! Bırak dolandırıcıyla muhatap olma, yürü. Kamera olmasaymış iyiymiş aslında. Abi çok geçmiş olsun ya. Sağ ol, sağ ol. Yalnız ben var ya, bayağı bir tırstım bu Nazike teyzeden ha. Hakikaten ya. O nasıl bir plandır abi öyle? Şeytan zekası var onda, şeytan. Memuriyetinden olacağım ben onun için. Belediye karşı dava açarsa ne olacak Hüsnü abi? Ya ne bileyim ben be! Tamam tamam, sustum ya. Abi ya bize getirirlerse sorun ya. Düşünsene usta, Nazike'nin sorgusuna giriyorsun. İfadesini alıyorsun. Küt yalan söylüyor. Veriyorsun onu. Veriyorsun küçüğü. Hayali bile güzel, hayali. Ne oldu? Sen bir gevşemişsin, rahatlamışsın. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Tamam. Günaydın amirim. Amirim. Günaydın amirim. Günaydın Aylin. Bir ihbar var. Hayrola? Salim Sokak size tanıdık geliyor mu arkadaşlar? Dün girdiğimiz sokak değil mi bu? Hani yanlış evi arıyorduk neredeyse. İşte o evde işlenen iki cinayet var. Karı koca ölü bulunmuş. Nasıl ya? Tesadüf mü? Tesadüflere inanmadın mı bilirsiniz. Neler olmuş o evde bir araştırıp öğrenin çocuklar. Hadi hemen çıkın. Hüsnü, Murat, Melek, Ali, olay yerine hadi. Anlaşıldı. Kalanlar da devriyeye. Ha Hüsnü. Buyurun Rıza baba. Nazike Hanım'a selamlar millet ha. Tabii Rıza baba. Bak Suat, bu gece devriyem yoktu aslında. Ama sırf Nazike'yi görmeyeyim diye eve gelmedim. Devriye yazdırdım kendime. Aşk olsun Hüsnü. Bak teyzem de çok üzülüyor ama. Üzülsün Suat, ne yapayım ya? Sinir hastası yaptınız beni ya. Kapat artık, kapat. Sabah konuşuruz ya. Oh be kardeşim. Ev gergin mi abi? Ya ben gerginim Elif. Ben gerginim. Davul gibi oldum gerile gerile. Kimsenin derdi değil ya. Evlilik bu işte oğlum. Bak gör. Evlilik iyidir be abi. Bak şimdi, kalkıp eve gitsen. Kapıda karşılayanım var. Benim gibi böyle tek başına oturup sehpada yemek falan yemiyorsun. Sonra sabah telefonun alarmıyla kalkmıyorsun. Ne bileyim, hayatı paylaşıyorsun işte. Ne güzel. Vay be, olmuş bu Elif. Sen al bunu ya. Ne olmuş abi? Ne güzel konuştun sen öyle. Ya. Vallahi hiç beklemezdim senden. Duygulandık burada oğlum. Bak tüylerim, bak 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 bak, diken diken diken. Bak bak bak. Ay bak, kollarıma bak.